Teknolojist kanalından herkese merhaba. Bu videomuzda sizlerle Samsung GT1190 kapaklı telefonunun kutu açılımını ve incelemesini yapacağız. İlk izlenimlerimizi içerisinden orijinal batarya çıkıp çıkmadığını ve pilin ne kadar gittiği gibi sorulara bu videoda bulabilirsiniz. Şimdi kutu açılımıyla videomuza başlıyorum. Evet, gelelim şimdi kutu açılımına. Daha önce bu telefona benzer bir telefon satın almıştık. Kartlardan o telefonun videosuna ulaşabilirsiniz. O telefondan memnun kalmamıştık. İçerisinde orijinal batarya ve orijinal adaptör çıkmamıştı. Dolayısıyla onu iade etmiştik. Onu gittigidiyor.com'dan almıştık. Bu telefonu ise hepsiburada.com'dan satın aldık. Ona güvendik. Orijinal bir telefon olmasını bekliyorduk. Bakalım. Öncelikle köpüklü olmayan bir standart kargo paketiyle geldi. O beni bir hayal kırıklığına uğrattı. Daha sonrasında böyle jelatinli bir kabı var. Fakat bu fabrika jelatini değil. Daha sonra jelatinlenmiş. Hatta içerisinde şöyle bir saç kılı bile unutmuşlar. Özensiz yani. Şöyle baktığınız zaman daha sonra paketlendiği belli. Şimdi kutusunu açalım bakalım içerisinden ne çıkacak, ona bir bakalım. Kutusuna şöyle bir baktığımda GT1190 olduğunu görüyorum. Yan tarafındaki özellikler ise işte 1.52 TFT ekran, mobil tracker, oyun olduğunu, 30 günden fazla bekleme süresi olduğunu, FM radyo ve torch light olduğunu söylüyor ama bu telefonda ışık yok. Demek ki özellikler de bu telefona ait değil. En önemli özelliği pili ve bataryası ve adaptörü orijinal çıkması önemli. Şimdi bir açalım bakalım. İçerisinden nasıl bir batarya çıkacak. Evet, kutusunu şöyle de açıyorum. Evet, şuradan. Evet, paket içerisinde bir Samsung telefonumuz. Evet, dışı güzel, pütürlü. Arkası da pütürlü. Bakayım, şöyle bir açayım. Evet, şurada parmak izleri görüyorum. Muhtemelen daha önce kullanılmış bir telefon. İade edilmiş ya da o benzeri bir telefon. Telefonumuz bu şekilde. Bakalım içinden başka neler var. Bir adaptör. Samsung ibaresi yok. Orijinal değil. Önemlisi batarya. Batarya Samsung batarya diyor. İnşallah orijinaldir. Orijinalse bataryadan kurtarır diye düşünüyorum. Önemli telefonlarda önemli nokta pil seviyesi. Bunu ister askeri olarak alın, ister yaşlı birine hediye olarak ya da kullanım için alın. En önemli noktası pilin uzun gitmesi gerekiyor. Bu da batarya ile alakalı. Yan sanayi bataryalar 2-3 günden fazla gitmiyor. Daha sonra bu bir güne kadar düşüyor. Bir önceki telefonu iade etmemin sebebi orijinal diye içinden çıkan batarya yan sanayiydi ve bir gün önce gidiyordu. Ve içerisinden bir tane garanti belgesi çıkıyor. İçerisinden kaşe imzası bulunmayan Akteknik servis şeklinde bir garanti belgesi çıkıyor. Ne kadar işe yarar bilmiyorum. İçinden başka bir şey çıkmıyor. İki haftalık kullanım sonucunda test ettiğim özellikler ise görüşmeleri kapak ile otomatik başlatıp sonlandırabiliyorsunuz. Zil sesleri bu telefon için fazlasıyla yeterli fakat kapak sesi bu telefonda bulunmuyor. El feneri özelliği uygulamalarda bulunan bir özellik ile ekran beyaz yapılarak yardımcı oluyor. Menüleri seri, takılmıyor. Telefon hafızası yaklaşık 500 kişiye ekleyebiliyorsunuz. Sim kartınızdaki kişilerin hepsini telefona kopyalayabiliyorsunuz. Diğer bir hoşuma giden özellik ise çok kullandığınız uygulamaları kapak resminde olduğu gibi ekrana ekleyebiliyorsunuz. Normal kullanımda pilinin 3-4 gün gittiğini de belirtmeliyim. Bu bilgiyle videonun sonuna geldik. Bu videomuzda Samsung GT1190 cep telefonunu inceledik. Kapaklı ve tuşlu bir telefon istiyorsanız bu telefon sizin için uygun diyebilirim. Siz de bu telefonla ilgili soru, görüş ve deneyimleriniz varsa yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.